Bugün sizlerle bilimsel deliller konusunda bir toplantı yapacağız. Hmm. Ve bu şekilde uzaktan bir toplantı yapmak da ne kadar verimli olacak sonuçta göreceğiz beraber. Salon benim sesim duyuyor galiba değil mi? Duyuluyor mu? Bir elinizi sallayın bana. <laughs> o zaman herkese tekrar günaydın. Bugünkü sunumumu sizlere dört bölümde yapacağım. Birinci bölümde delil kavramı üzerine duracağım ve delil kavramı bittiği vakitte. size küçük bir sorum olacak. Ricam hemen e-mail üzerine ama cevap yazmanız. So, ikinci bölümde ispat kurallarından söz edeceğim genel e olarak. Yine o bölüm bittiği vakit yine bir küçük soru soracağım. O sorunun da e-mail ile cevabını rica ediyorum. Bir e-mail adresimi görüyorsunuz herhalde chatte. Ya da ekranı yansımıyorsa ben söyleyeyim şimdi size. Feridun nokta yenisey et bau .edu Sonra üçüncü bölümde belirti delillerini anlatacağım ve iki örnek vereceğim belirti delillerine ilişkin. Ve son bölümde de hukuka aykırı deliller konusuna değinerek bir saatlik süremizi bitirmek istiyoruz. Şimdi i̇lk ilk açıklamaya geçelim. Delil nedir? Delil kavramı. Hepinizin de çok iyi bildiği bir şey, şey derlerdi bizim kum kapıda çocuk domun geçtiği yerde tereciye tere satma derlerdi. Sizlerin de çok iyi bildiği kavramlar ama bir tekrar etmekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi delil ve şüphe sebebi arasında fark var. Bu iki kelimeyi not edin notlarınız arasında. Delil ve şüphe sebebi. Şüphe sebebi ceza soruşturmasını başlatan olgulara verilen isim. Bazı olgular var. Suç işlendiği konusunda bir izlenim yaratıyor. Ceza Mahkemesi Kanunu 160. maddesi bu gibi hallerde savcının soruşturma başlatmasını mecburi kılıyor. Buna şüphe sebebi diyoruz. Mesela bir parmak izi, kan lekesi, video kaydı bunlar ilk başta şüphe sebebi olarak ortaya çıkıyor. Fakat şüphe sebepleri duruşmaya geldiğinde delil olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu ayrıma dikkat edelim. İlk başta şüphe sebebi gibi gözüken belirtiler duruşmaya geldiğinde delil oluyor. Ama delil olarak kullanabilmesi için de koşullar var. Birinci koşul gerçek olması gerekiyor. Ya hakikaten o parmak izinin o kişiye ait olması gerekiyor. İkincisi olayla bağlantısı olması gerekiyor. Relevancy deniliyor buna. Olayla bağlantılı. Üçüncüsü de hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekiyor. O halde ilk şeyimiz bu. Delil ne demektir? Delil yaşanmış bir hayat olayından dünyada arta kalan izlere verdiğimiz isimdir. Her hayat olayı dünya üzerinde bazı izler bırakır. Parmak izi bırakır, <laughs> hafızada insanın hatıra bırakır, bir de elektronik ortamda veri bırakır. O halde delil dediğimiz vakit üçe ayırıyoruz delilleri. Birincisi beyan delilleri, anlatımlar. Olayı yaşamış olan kişilerin söylemleri. Ne gördüler, ne hissettiler. Bu beş duyu ile hafızada kalan beş duyunun arttığından hafızada kalan olguları olayları anlatıma beyan delili diyoruz. Beyan delili <laughs> tanık beyanı olabilir. Tanık tarafsız bir üçüncü kişidir. Sanık beyanı olabilir. Sanık kendisi de olayı yaşadığı için o anlatacaktır. Mağdur beyanı olabilir. <laughs> bir de bunların dışındaki kişiler olabilir. Birincisi demek ki beyan delilleri. İkincisi belge delilleridir. Belge delili, belge kelimesinin hukuki tanımını vereyim size. İleride hukuki sonuç doğurması için hazırlanan irade beyanlarına belge adı verilir bir daha söylüyorum. İleride hukuki sonuçlar doğurması için hazırlanan irade beyanlarına belge adı verilir. Belge türlü deliller ceza muhakemesi hukukunda çok enderdir, nadirdir. Çünkü hiçbir sanık kendisinin ileride mahkum edilmesi için delilini önceden hazırlamaz. Aksine delilleri karartmaya çalışır belge delilleri daha çok hukuk usulünde kullanılan bir unsurdur. Ama ceza muhakemesinde de 209. maddede belirtilen belgeler dışındaki belgeler delil olmaz. 209. maddeye baktığımızda da sizi ilgilendirdiğini görüyoruz. Bu bilirkişi raporları gibi raporların belge delili olarak duruşmada okunması kabul edilmiştir ve bu bir istisnadır. Keşif tutanağı, bilirkişi raporu gibi belgeler duruşmada delil olarak okunabilir. Üçüncü tip delil türümüz ise belirti delilleridir. Belirti yaşanmış bir dünya olayından, hayat olayından arta kalan izlere verdiğimiz isim. Ve her hayat olayı dünya üzerinde bir takım izler bırakır, parmak izi bırakır, kan izi bırakır dediğimiz gibi veya elektronik ortamda veri izi bırakır. Bu tür belirtiler de e, dolaylı olarak olayı ispat ederler. Beyan delili <laughs> ve belge delili olayı doğrudan temsil eder olayı gören bir kişi ben böyle böyle gördüm dediği vakit olayı doğrudan öğreniriz. Fakat belirti delillerin özelliği olayın bir ufak parçasını bize vermeleridir. Mesela bir bardaktaki parmak izi o kişinin o bardağı tuttuğunu gösterirse de cinayeti işlediğini göstermez. Bu nedenle belirti delilleri yan yana getirildiğinde yazboz tahtası gibi bir resim ortaya çıkartabilirler ama resmin tümünü çıkartmazlar. Şimdi böylece birinci bölümü bitirdim. Delil kavramını söyledim size. Ve bir ricam. Delil kavramı hakkında çok kısa bana bir e-mail atın. Bir, bir dakika bir ara vereyim. Size fırsat vereyim. Feridun.Yenisey at low l a w low nokta bau, b a u nokta edu, nokta delil ve şüphe sebebi ayrımı yaptım ve üçe ayırdım delilleri beyan belge belirsiz delilleri hayattan kalan izlerdir dedim bu birinci bölümümde bunları söyledim sadece. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölüme geçeyim. İkinci bölüm ispat kuralları ile ilgili. İspat. <laughs> i̇spat ve sabit kabul etme bir olayın o veya bu şekilde gerçekleştiğinin söylenmesi demektir. İspat. Fakat ceza muhakemesi hukukunda iki tür ispat vardır. Birinci tür ispat sıkı ispat kurallarıdır. İkincisi ise serbest ispat kurallarıdır. Bu ayrım çok önemli. Sıkı ispat kurallarında bir sanığın suçu işleyip işlemediği mahkeme önünde tüm deliller ikame edilerek tüm deliller tartışılarak vicdani kanaate göre belirlenir. Hakimin vicdani kanaati olması gerekir ki fail odaya girdi. Fail bıçağı aldı. Fail bıçağı sapladı. Bu konuda delillere bakarak delilleri dinleyerek karar verecektir hakim. Fakat Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 217. maddesinin 1. fıkrasına göre tüm delillerin duruşmada hakimin önünde ve sanığın vücudu ile beraber sanık da orada olması lazımdır. Vücudu ile tüm delillerin ortaya konması, tartışılması, sanığın o delil hakkında bütün söylediklerini söyleyebilmesi ve hakimin duruşmadan edindiği kanaat ile, izlenim ile vicdani kanaat oluşturmasına sıkı ispat kuralları adını veriyoruz. Bu hukuk devleti ilkesidir. Delilin duruşmada tartışılması gerekir. Mahkumiyette veya beraatte kullanacak olan bir delilin, mesela sizin verdiğiniz bilirkişi raporunun veya başka bir delilin, parmak izinin, tanığın dinlenmesinin, beyan delili belirtildi. Tümünün duruşmada sanığın önünde tartışılması ve sanığın da buna karşı diyeceklerini söylebilmesi gerekir ki buna sıkı ispat kuralları diyoruz. Eğer deliller duruşmada bu şekilde tartışılmamışsa ve buna rağmen kapalı kapılar arkasından bir hüküm verilmişse burada adil yargılanma hakkı ihlal olur Delillerin duruşmada mutlaka tartışılması gerekiyor. Burada bu tartışma sırasında bilirkişi raporunun okunması veya bilirkişinin duruşmaya tanık olarak gelmesi söz konusu olur. O belirti delilini incelemiş olan bilirkişinin verdiği raporun biraz evvel size söylediğim okunabilir duruşmada fakat o incelemeyi yapmış olan bilir kişinin de duruşmaya bizzat gelip nasıl bir araştırma yaptığı, nasıl hangi yöntemi kullandığı, bunları, bunlar konusunda bir açıklama yapması gerekir. İşte bu açıklama siz bilir kişileri çapraz sorguya tabi tutacaktır. Türk hukukunda maalesef diyebileceğim şekilde bilir kişinin duruşmaya davet edilmesi çok ender rastlanmaktadır. Fakat mukayesel hukukta kural budur. Bilir kişi duruşmaya gelir ve yaptığı yöntemi anlatır bir defa. Hangi yöntemle, bilimsel yöntemle olayı aydınlattı ve anlatır. Ama bilir kişi tanık değildir. Tanık olması için bilir kişinin incelediği o örneğin yok olması gerekir. Bir de bu, bunu aklınızda tutun. Eğer bir bilir kişi incelemesini yaparken incelediği o örneği ortadan kaldırmak zorunda kalıyorsa çok az olduğu için, eser miktarda olduğu için vesaire. O takdirde o bilir kişi yaptığı o yöntemin tanığı olarak duruşmaya gelmek ve duruşmada açıklama yapmak zorundadır. Bu şu ana kadar size sıkı ispat kurallarını anlattım. Tekrar söylüyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu 217 birinci fıkrası. Sıkı ispat kuralları. Hakimin vicdani kanaatini oluşturabilmesi için tüm delillerin duruşmada ikame edilmesi, ortaya konması ve sanığın da karşı görüş bildirecek şekilde tartışılabilmesi gerekiyor. Buna sıkı ispat diyoruz. Şimdi bir de serbest ispat kuralları var hukukta. Serbest ispat arama kararı, tutuklama kararı, hakimin reddi gibi konularda kelimeme dikkat edin şimdi. Şüphenin ortaya konması ile yapılan bir ispat türüdür. Şüphe. Sırf şüphenin ortaya konması ile ispat yapılıyorsa buna serbest ispat adını veriyoruz. Bir tutuklama kararı. Tutuklama kararı verilebilmesi için kaçma şüphesi olması lazımdır. Delil karartma şüphesi olması lazımdır. Veya sanın suç işlediği konusunda kuvvetli şüphe olması lazımdır. Bakınız hepsi şüphe, şüphe, kaçma şüphesi, deli karta şüphesi. Fakat bu şüphenin ispat edilmesi gerekmez. Şüphenin sadece ortaya konması yeterlidir. Yani şüphe var, kaçma şüphesi var, deli kartma şüphesi var demek yeterlidir ve serbest ispat kurallarında doğrudanlık ilkesi geçerli değildir. Başkasından duyduğunu söyleyen bir tanık olabilir. Halbuki sıkı ispat kurallarında hearsay yasağı vardır. Evet, şimdi size iki önemli kavram söyledim. Birincisi sıkı ispat kuralları. Sanığın suçu işlediğini ispat edilmesi için sıkı ispat kuralları uygulanır. Tüm delillerin duruşmada ikame edilmesi gerekir. Fakat serbest ispat kuralları çok farklıdır. Serbest ispat kurallarında sadece şüphenin ortaya konması yeterlidir. Serbest ispattan aklınızda kalması için hakimin reddini söyleyeyim size. Bir hakimin tarafsız olması gerekir. Taraflardan birini tutmaması gerekir. Eğer hakim taraf tutarak karar verirse suç işliyordur. Bir tarafı kayır, kayırırsa suç suçtur, sıkı ispat olarak tabidir. Fakat hakimin reddi için taraf tutma olasılığının ortaya konması yeterlidir. Bu hakim taraf tutabilir. Bunu söylerseniz hakim reddedilir. Ama ceza görmez hakim. Mesela bir hakim Halı sahada futbol oynuyor ve tarafla beraber futbol oynuyor. Böyle bir uzak arkadaşlıkların olması dahi hakimin reddi için yeterlidir. Ama bu hakimin taraf tutacağını göstermez. Taraf tutma olasılığını ortaya koyar. Evet şimdi ikinci ara sorumu söylüyorum. Yine lütfen bana cevap yazın. Sıkı ispat nedir? Serbest ispat nedir? Çok kısa bir süre vereyim size, o cevabı bana yazın lütfen. Bir de şunu söyleyeyim tabii, bana herkes cevap yazamıyor, bunu da anlıyorum. Ama cevap yazanlara bir hediye düşündüm. Ee, küçük birer kitap, bir şeyler göndereceğim size postayla. Ee, hiç olmazsa tanışmış olalım böyle uzaktan sizlerle. Peki teşekkür ederim. Şimdi üçüncü noktaya geçiyorum. Üçüncü, üçüncü nokta bugün daha çok üzerine durmak istediğimiz belirti delilleri. Şimdi belirti delillerinin yaşanan bir hayat olayından veya tabii ki suç olayından, suç fiilinden dünya üzerinde arta kalan izler olduğunu söyledik sizlere. Hmm. Bu arada bir mesaj geldi. Hızlı beden ne geldi. Tamam. Belirti delili tek başına olayı ispat etmez. Fakat olayın parçalarından oluşur demiştik. Ve burada da meşhur bir davadan örnek vererek ilerleyelim örneğimiz Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh. Oklahoma City'de bir federal bina var. Bu federal binada da bir bomba patlıyor. Bina, şeyin, binanın önünde bir otomobilde bomba patlıyor. Ve federal binanın ilk katında ilkokul varmış. İlkokuldaki çocuklar ölüyor. İkinci katta da federal binada çalışanlar var, görevlilerden ölenler var. Çok büyük bir patlamayla bina berhava alıyor ve e, kim yaptı bu olayı araştırılmaya başlanıyor. Timothy McVeigh adlı bir kişi var. Bu kişi aşırı gruplara mensup fakat Amerika'da bu tür binlerce aşırı grup var. O da onlardan bir tanesi. Ve FBI bu grupların her birini daha evvelden takip ediyor. Texas'ta bir Veko diye bir çiftlik var. Daha evvel. O çiftlikte de Manson diye bir adam tarikat kurmuş. <laughs> Tarikata mensup insanlar da aşırı hareketler yapıyorlar. FBI bunları takip ediyor. Etraflarını sarmış. Fakat Manson ve tarikatta yaşayan insanlar kendilerini eee benzin falan dökerek yakıyorlar. Ve o çiftlikte FBI'nin kuşatması sonrasında çıkan yangında çok sayıda insan da ölüyor. Ve bu eee Veyko baskını Amerika'da Oklahoma bombasından önceki dönemde büyük bir infial yaratmış. E-mailler yazanlar var, birbirlerine haber verenler var ve federal hükümete karşı nefret kus kusuyorlar. Kimisi diyor bombalayacağım ben, şey yapacağım filan. Onlardan bir tanesi de bu Timo Tim Akbey ve birkaç arkadaşı. Bir mektup yazmış bir yakın arkadaşına. Söylüyor ben bomba yapacağım, bombalayacağım bu binalardan bir tanesini diyor. Ama onun gibi yüzlerce başka da var. Herkes birkaç tıkış daha söylüyor. Bu bombanın patladığı yerde e, otomobille bir kamyonetle getirilmiş bomba oraya. O bombanın da patlatması dolayısıyla e, araç parçalanmış fakat sırf arka aksını buluyorlar arka aksında da şeyin imalat numarasını tespit ederek buradan yola çıkıyor kolluk. Şunu tespit ediyorlar. Bu bir kiralık kamyonettir. Kimin tarafından kiralanmıştır? Timothy Akve tarafından. Timothy Akve'yi geri götürüyorlar araştırmalarını onun daha evvel amonyum nitrat satın aldığını belirliyorlar galonlarla ve mektuplarını belirliyorlar vesaire. Bu bilgi ellerinde var. Fakat tam o sırada da e, bombanın patlamasından bir 8 dakika kadar filan sonra bir polis Timothy McVeigh'in kullanmakta olduğu bir başka aracı durduruyor. Durdurmasının sebebi e, vergi pulu yapıştırmadığı için plakasına. Bu, bu sebeple durduruyor. Yani bombalama olayıyla dolayı durdurmuyor. O şeyden dolayı durduruyor. Vergi olayından dolayı. Durduruluyor ve durdurulan kişilerin bizde de olduğu gibi GBT sorgulaması yapılır. Kimlik sorgulaması yapılır. Durdurulan kişinin o FBI tarafından daha evvel takip edilen kişi olduğu anlaşılıyor. Ve hemen e, bombalamadan 8 dakika sonra durdurulan bir araçta daha evvel hazırlık yapan Timothy McVeigh adlı bir kişinin durdurulduğu ve yakalandığı basına da yansıyor. E, tabii yüzlerce kişi ölmüş büyük bir olay ve olayın hemen 8 dakika arkasından failinin yakalanması basına da yansıyor. Herkes resimlerini çekiyor. Bu, bu adam bunu yaptı, Bomba, Oklahoma bombacısıdır falan diye. Bütün Amerika'da resimleri, şeyleri ortalıkta. Ve üstelik de yakalandıktan hemen sonra kulağında e, pa pamuk parçacıkları buluyor polis. Elbisesinin üzerinde de amonyum nitrat kalıntıları var. Yani bombalamanın olduğu yerde olduğunu gösteren fiziki belirtiler de var üzerinde yargılanıyor ve bu belirtilere göre mahkum ediliyor. Belirti delilleri. Birinci belirti delili onun kiraladığı bir aracın bombalamada kullanıldığı, amonyum nitrat satın almış olduğu ve bombanın patladığı yerde de 3 dakika evvel, 5 dakika evvel bulunduğunu gösteren elbisesindeki amonyum nitrat kalıntıları, kulağındaki pamukta yine am amonyum kalıntıları. Bütün bu belirti delilleri yan yana getirildiğinde o Timothy McVeigh'in Oklahoma bombacısı olduğuna kanaat getiriyor jüri. Mahkum ediliyor ve idam da ediliyor sonuçta. Fakat bu Timothy McVeigh olayı bizi şu bakımdan ilgilendiriyor belirti delilleri ile başka tanık yok olaydı. Başka bir delil yok. Sadece belirti delilleri. Belirti delillerin yan yana getirdiğiniz vakit acaba ikna oluyor musunuz ki bu adam bu işi yaptı? Ve şunu da unutmayın biraz evvel birkaç defa söyledim. 8-10 tane belki daha fazla bu tür grup var. Bombalama yapmak için hazırlık yapan, Belki onlardan bir başkasıydı. Ve hep inkar ediyor Timothy Mark Bey. Ve şunu da söylüyor bütün dava süresince. Bu olay, bu benim yakalanmam olayı basına çıktı. 10 dakika sonra çıktı basına. Ve basında çıkması dolayısıyla bir ön yargı oluştu bana karşı. Başka türlü bir mahkumetten başka bir karar verilemezdi. Yani basının da paralel yargılamasıyla beni mahkum ettiler diye böyle bir iddiaları var. Ama çok uzun bir gerekçe yazmış mahkeme ve şeyi kabul etmiyor, bu iddiaları kabul etmiyor. Peki, şimdi size belirti delillerini söyledim. Ama belirti delillerinden bizi ilgilendiren ne? Bizi ilgilendiren buradaki fiziki kalıntılar. Olay yerindeki bombadan kalan izler amonyum nitratın elbisede bıraktığı izler. Bütün bunların hepsi adli tıp tarafından adli bilimler tarafından ortaya çıkarılan tek tek ufak ufak parçacıklar. Bu ufak ufak parçacıkları bir araya getirdiğinizde o zaman bir e, tüm resim ortaya çıkıyor mu ve bütün bu ufak parçacıkların sıkı ispat kuralları içerisinde duruşmada ikame edilmesi, her birinin tek tek tartışılması, gerçekliğinin, hukuk uygunluğunun tartışılması ve bu şekilde eğer tüm bir resim veriyorsa da sanığın fiili işleyip işlemediği konusunda bir kanaat edilmesi böylece söz konusu olabilecektir. Şimdi bu buraya kadar anlattığım size fiziki fiziki bilimsel deliller. Fakat bir de sanal ortamda yaşanan suçlarla ilgili elektronik veri şeklindeki delillerimiz de var. Bu yeni bir dönemin ürünü ve bu nedenle de buna da biraz değinmek istiyoruz. Elektronik verilerin delil değeri nedir acaba? Elektronik veriler Bildiğimiz gibi artı ve eksi elektrik yüklerinden oluşan parçacıklar. Fakat iki türlü suç izi bırakabiliyorlar. Ya adi bir suç, normal bir hakaret suçu sanal ortamda işlendiği için e, elektronik ortamda izler kalıyor veya o ortamda işlenen bir suç var. Ve bunların hepsi de yine elektronik ortamda izler bırakıyor. İki türlü burada da maddemiz var. Bir ceza mahkemesi Kanun 135. Maddesi hareket halindeki elektronik verilerle ilgili iletişimin denetlenmesi, akan iletişim verilerle ilgili. Bir de durağan elektronik verilerle ilgili ceza muhakemesi kanunu 134. Bu da bilgisayarda arama maddesi. İki tane temel şeyimiz var. Özellikle bilgisayarda arama üzerinde duracak olursak bir bilgisayarda <laughs> suç izi olup olmadığını araştırılabilmesi için bir arama kararı alınması gerekiyor. Bu arama kararı o elde edilecek olan veriyi hukuka uygun hale getirecek. Fakat bir arama kararı alarak dahi bir bilgisayardaki bütün tüm dosyaların incelenmesi hukuka aykırı olur. Bir kişinin e, özel bilgisayarında çocuğu ile karısıyla ile yaptığı konuşmalar yer alabileceği gibi suç konuşmaları da yer alabilir. Buna ilişkin veriler de resimler de olabilir. Bu nedenle adli bilişimcinin e, bilgisayardaki tüm verileri değil, sadece suça ilişkin verileri inceleyebilmesi için e, makul şüphe olması gerekiyor. Bunu aramalardan biliyoruz. Arama kararı verilirken aranan şeyin, aranan kişinin aranacak yerde olduğunu gösteren bir makul şüphe olması gerekiyor. Eğer diskin tümü incelenirse ve bu şekilde özel hayat ihlal edilirse e, BALCO davasında gördüğümüz gibi bir ihlal verilebilir. Ve yine Türk hukuku bakımından da 12. Ceza Dairesi'nin 5 7. 2018 tarihli bir kararı var. Eğer bilgisayarda yapılan arama çok detaylı bir arama olursa aramanın ...kurallarını aşmış olması nedeniyle ceza muhakemesi kanun 145. maddesi kapsamında bir tazminat ödenmesi de söz konusu olabilecektir. Bu aramalarda özellikle kolluk tarafından elde edilen ilk olay yerinde elde edilen bilgisayarların ve özellikle de cep telefonlarının kolluk tarafından incelenmemesi gerekiyor. Buna belge inceleme yasağı diyoruz. Ceza muhakemesi kanununda 122. maddemizde kolluğun olay yerinde belge elde etti takdirde buna okuma yasağı vardır. Bu yasağın dışına çıktığımız takdirde bu bir hukuk aykırılık teşkil eder. Bilgisayarlar bakımından da aynı şey. Yani şunu vurgulamak istiyorum ki olay yerinde bir bilgisayar elde eden kolluk mensubunun bunun bizzat kendisi tarafından incelenmemesi, bilir kişiye inceletilmesi gerekiyor. Ama Türk hukukunda bunu kolluk yapıp kolluk götürüyor. Bu konuda da bir sıkıntımız var. Şimdi burada ikinci nokta, üçüncü noktadayım sizlerle. Belirti delillerinden söz ettim. Belirti delillerinin bir kısmının fiziki belirti delili olduğunu, bir kısmını da elektronik veri şeklinde olduğunu çok kaba şeklinde anlattım. Ve buradan da çok kısa bilir kişilikle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bilir kişilik ceza muhakemesi kanunda düzenleniyordu fakat istismar edildiği görülerek ayrı bir bilir kişilik kanunu yaratıldı. Bu bilir kişilik kanunu gereğince bilir kişilerin uzman olup olmadıklarının belirlenmesi bakımından listeler oluşturuldu. Bilir kişinin özelliği teknik ve özel bilgiye sahip olmasıdır. Bir konuda teknik bilgi sahibi olan veya özel bilgi sahibi olan kişiler bilir kişi olabilir. Burada da e, uluslararası standartların kabul ettiği ve sizin de çok iyi bildiğinizin emin olduğum Fry kararı var. F, R, Y, E diye yazılıyor. Fry kararı. Fry kararı yalan makinası ile ilgili. Yüzyılın başlarında cereyan etmiş bir olayda daha yalan makinaları yeni bulunuyor. Bu yalan makinalarının bilimsel alemde kabul et, görmüş olduğu takdirde kullanılabilecek konusuna bir karar veri çıkıyor Fry'de. Ve bilir kişilik bakımından ilk temel karardır. Burada bilirkişi tarafından uygulanan yöntemin e, bilim aleminde kabul gören bir yöntem olması gerektiği söyleniyor. Fakat e, 1960'lı yıllarda Daubert kararı çıkıyor. Daubert kararı doğum kontrol hapı ile ilgili bir karar. O dönemlerde 60'lı yıllarda bir ilaç vardı. O ilacı alan hamile kadınlar sakat çocuklar doğuruyorlardı. Bu ilaç ile ilgili olarak yapılan bilirkişi incelemesinde Daubert kararında da ikinci ilke kondu bilirkişilik bakımından. Bu da bilirkişinin kendisinin de o bilimsel konuyu ayrıca incelemesi gerektiği, hakimin de bilir kişinin görüşüyle bağlı olmadığı görüşündedir. Ee, Daubert kararına kadar eğer bir bilir kişi bir konuda bir uzman görüş verdiyse hakimler buna bağlı oluyordu, değiştiremiyorlardı. Fakat Daubert karar dedi ki eğer bir bilir kişi bir rapor vermişse siz hakim olarak o konuyu araştırın ve bilirkişinin verdiği karar, verdiği rapor, e, akla mantığa uygu, uyuyor mu, bunu iyice araştırın, öyle kullanın diye bir karar verdi. Ve böylece bilirkişilik bakımından iki tane önemli karar, Fry ve Daubert kararı ve bir de bilirkişilik kanunu olduğunu hatırlatalım. Ve böylece üçüncü noktamı da bitirdim. 3 üçüncü noktadan ne aklınıza kaldı? Bunu da kısaca böyle bir e-mail ile gönderirseniz sevinirim. Belirti delillerini anlattım. Belirti delillerinden fiziki deliller olabilir dedim. Veya elektronik ortamda kalan deliller olabilir dedim. Maillerinizi bekliyorum. Ama şu ana kadar hiçbir mail gelmedi galiba. Öde de bakıyorum mailime. Ha evet gelen var. Özür diliyorum gelenler var. Çok teşekkür ediyorum gönderenlere. Evet, şimdi son noktamıza geçelim. Hukuka aykırı deliller konusunu kısaca inceleyelim ve Tartışalım sizlerle ne dersiniz diye. Hukuka aykırı delil, eğer bir delil, isterse beyan delili olsun, isterse belirti delili olsun, isterse belge delili olsun, hukuka aykırı bir yöntem ile elde edilmiş ise mahkeme bunu hüküm verirken kullanamıyor. Öyle bir delil düşünün ki olayı ispat ediyor. Gerçekten de sanığın o suçu işlediğini ortaya koyan, ispat eden bir delil var. Fakat delil hukuka aykırı. Öyle bir yöntemle elde edilmiş. Mesela meşhur bir Yakup kararımız var. Adanalı Yakup. Yakup'un evine öğlen vakti polis geliyor. Karısı kapıyı açıyor. Polisler diyorlar ki Yakup damda e, uyuşturucu madde yetiştiriyormuş. Aramaya geldik diyor. E girin diyor. Ama arama kararı yok. Çıkıyorlar yukarıya. Hakikaten de damda yetiştirdiği bitkiler var. Kesip alıyorlar onları. K kök e, Hint keneviri alıp gidiyorlar. Akşama doğru Yakup eve geliyor. Karısı diyor ki bak geldiler şöyle belli oldu. Yakup da karakola gidiyor. Masanın üstüne yaymışlar. Şeyde. O görünce ben ekiyorum, ben biçiyorum, ben de kullanıyorum diyor ve ikrar ediyor suçunu. Yakup mahkum oluyor. Ceza genel kuruluna kadar geldiğinde genel kurul Türk hukuku bakımından ilk önemli kararını veriyor. Ve şunu söylüyor bize. Diyor ki eğer e, arama kararı yoksa, arama kararı olmadan elde edilen bir delil varsa, bu delil hüküm verirken kullanılamaz ve mahkum ettirmiyor şeyi. Bozuyor kararı. Tekrar şimdi ifade ediyorum. Hukuka aykırı deliller bakımından bir delil var. Suçu ispat ediyor. Fakat elde ediliş yöntemi hukuka aykırı ise o delil kullanılmıyor ve gereği yapılıyor. Ya mahkum edilmiyor ya bir şey oluyor. Bir başka örnek size anlatayım şimdi. Şahit, Yeni Zelanda kararı bu. Yeni Zelanda'dan bir karar bu. Şahit adlı bir delikanlı var. Yolda yürüyor. Güzel de bir kız gidiyor önünde. Kıza dokunmuyor ama hoşuna gittiğini belli eden biraz da sırnaşıkça laflar ediyor. Laf atıyor, söz ediyor. Kız da şikayet ediyor. Şahit yakalanıyor. Çok basit bir suç. Dokunma yok. Sadece söz var. Fakat Yeni Zelanda polisinin bir bütün polislerde olduğu gibi tecrübe kaydısı var. Tecrübesi var. Şunu biliyor. Cinsel suç işleyen bir kişinin başka cinsel suçlarda işleme olasılığı vardır. Ve buna dayanarak, bu tecrübe kredisinden dayanarak şahitten kan örneği almak istiyor. Kan örneği. Vampir gibi kanını almak istiyor. Şahit karşı geliyor, vermek istemiyor. Fakat zorla kan alıyorlar. DNA analizi yapıyorlar ve DNA bilgi bankasına karşılaştırma için verdiklerinde İki sene evvel başka bir kadının ırzına geçildiğini ve kadından alan alınan sperm örneklerinin DNA'sının şah, e, şahittin kan örneklerinin DNA'sına uyuştuğunu görüyorlar. Yani iki sene evvel faili meçhul olan bir e, ırza geçme suçunun failinin şahit olduğu anlaşılıyor. DNA örneklerinden. Ve kadını çağırıyorlar. O ırza geçme suçunun mağdur olan kadını. Şahidi görür görmez bayılıyor kadın. O olayı tekrar yaşadığı için iki sene sonra. Olay yerine bayılıyor. Mahkemeye gidiyor olay ve şahidi mahkum ediyorlar bu delillerle. Fakat yüksek mahkemeye geldiğinde yüksek mahkeme diyor ki e, hukuka aykırı elde ettiniz kanı. İlk kan örneğinin alınması hukuk aykırı çünkü DNA analizinin yapılabilmesi için ağır bir suç işlemesi gerekiyor hafif suç değil ve ağır suçlarda da önce hakim kararı alınıp ondan sonra kan örneğinin alınması DNA'nın ondan sonra olması bunu hepsi aykırı tüm kurallara aykırı bu nedenle alınan kan örneği hukuk aykırıdır. DNA bilgi bankasından sorulması hukuka aykırıdır ve şahit mahkum edilemez diyor. Şimdi burada tabii ikinci mesele var. Kadının beyanı, ırzına geçirmiş olan kadının beyanı. Kadın teşhis ediyor, budur diyor ve bayılıyor. Çünkü yarım saat mücadele etmiş daha evvel, Ka çok iyi tanıyor, Te teşhisi var. Ona da olmaz diyor yüksek mahkeme, diyor ki, e, hukuku aykırı bir delilden yola çıkılarak elde eden ikinci delil de hukuk aykırı olur. Buna zehirli ağacın meyvesi adı veriliyor. Fruits of a poisonous tree deniliyor. Ve şahidi mahkum edemiyorlar. Şimdi DNA örneği bakımından verdim bu e, örneği size. Bugünkü konumuzda zaten buydu. Bilimsel deliller. Elimizde bir bilimsel delil var. DNA örneği var. Ve %99,9 netlikle şahidin o suçun faili olduğunu ispat ediyor ama hukuku aykırı yöntemle elde edildiği için mahkeme tarafından kullanılamıyor. Bu nedenle şunu söyleyerek bitirelim. Eğer bir delil bir olayı ispat ediyor olsa dahi o delilin hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş olması gerekir. Bu sizi ne kadar ilgilendiriyor diye bir düşünelim. Adli Tıp Enstitüsü'nde, Adli Tıp Kurumu'nda siz delil üzerinde çalışıyorsunuz. Size gelen delillerin bir defa elde ediliş yöntemi itibariyle hukuka uygun olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi de sizler e, bilimsel yöntemler uygulayarak o delilleri analiz ediyorsunuz ve belli bir yere bağlıyorsunuz. Belli bir sonuçlar çıkartıyorsunuz. Bu çıkarttığınız sonuçlarda sadece bilimsel değerlendirme yapabilirsiniz. Hukuki değerlendirme yapmanız yasaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu 66. maddesine göre sadece bilimsel konularda bir görüş verebilirsiniz. Yani şunu diyemezsiniz. Demezsiniz tabii bunu biliyorum ama bu kişi şu suçu da işlemiştir diyemezsiniz. Sadece bu DNA örneği şunla uyuşuyor, uyuşmuyor diyebilirsiniz. Trafikte şu kadar süratle gidiyordu, şu kadar süratle gidiyordu diyebilirsiniz. Ama kusuru şu kadardır, şu, şu kusurludur, şu kusursuzdur bunu diyemezsiniz. Ee, hukuka uygun çalışmak için tabii ki bilimsel yöntemler ve buna bağlı olarak da şey yapması gerekiyor Evet benim e, dört tane nokta ayırmıştım dördünü de bitirdim şimdi e, bu son nokta ilgili hukuka aykırı delillerle ilgili sizden de görüş almak isterim şöyle şu sorum şu yani gerçekten suçu ispat eden bir delil var. Gerçek delil suçu ispat ediyor. Fakat hukuk düzeni bunu kullanmıyor. Nasıl açıklayabiliriz bu olayda özellikle? E, kadına nasıl açıklarız? İki sene evvel o ağır suçu mağdur olan kadına dersek ki bak biz kusura bakma faili bulduk ama ceza veremiyoruz. Ona hiçbir şey hadi git diyoruz. Çünkü e, DNA'sını hukuk aykırı almışız. Kusura bakma biz ona ceza vermiyoruz desek kadın ne der? Ve erkekler karınıza Allah korusun böyle bir şey olsa o, o koca ne der? Adalet sistemine karşı. Bunun sebebi ne acaba? Bunu sizlerle tartışmak isterim. Ne dersiniz? Hukuka aykırı delilleri bu şekilde kullanmamak hukuk sistemine bir şey getiriyor mu? Getiriyor tabii ki ama bunu nasıl açıklayalım? Ne dersiniz? Var mı söz almak isteyen? Ve böyle bir alamak da var mı bilmiyorum. Söz almak mümkün mü bu salonda? Ben uzağım sizlerden. Nasıl duyarım sizleri onu da bilmiyorum. Zannediyorum ona göre bir hazırlık yapmadık. O halde ben görüşümü söyleyerek bitireyim size. Bu konuda iki tane bakış noktası var. Birisi Amerikalıların, diğeri Almanların. Amerikalılar diyorlar ki eğer siz en küçük bir hukuka aykırılığa, polis tarafından yapılan aykırılığa toleri ederseniz bu çoğalır. Damlaya damlaya göl olur derler ya. Bir kişi de hukuka aykırı arama yapar. iki kişi de binlerce kişi ve herkesin evine usulsüz girmeye başladığı vakit bu olmaz. Bunun için kolluğu disipline etmek için bu amaçla hukuk aykırı delilleri kullanmayalım diyorlar. Onların bakış açısı bu. Alman bakış açısı biraz farklı. Alman bakış açısı da şunu söylüyor. Diyor ki hukuk devleti hukuka aykırı bir şey kullanırsa, hukuka aykırı bir delil kullanırsa, halkın hukuk devletine güveni sarsılır. Nasıl bir hukuk devleti hukuk aykırı şeylerle ihticac ediyor der ve bu nedenle kullanmaz diyorlar. Türk hukukunda ise mesele anayasaya dayanıyor. Anayasanın 38. maddesinde hukuka aykırı olarak elde edilen belirtiler kullanılamaz diye kesin bir yasak var. Bu yasağa dayanan bir şekilde anayasa kuralı nedenince hem ceza muhakemesinde hem diğer muhakeme hukuku dallarında hukuka aykırı delillerin kullanılamayacağına ilişkin düzenlemeler var. Biz böyle açıklıyoruz. Ama işin özüne biraz daha indiğinizde halka bunu anlatmak sanırım ki güç olur ama başka çaresi de yok. Bu hukuk aykırı delillerin böyle uygulanması gerekiyor. Böylece bugünkü çalışmamızı bitirdik sizlerle. Bilmiyorum bir ufak düşünmeye sevk edebildim mi sizleri? Ama eğer arzu ederseniz yeni yıl içerisinde bir defa daha buluşup daha teknik konulara inebiliriz. Bugün genel bir giriş oldu. Hızır Bey ile bunu tekrar konuşuruz. Sizlerin hepinize başarılar diliyorum. Ve bir dahaki toplantıda umarım ki yüz yüze beraber oluruz bana e-mail gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu son dördüncü hukuka aykırı delil ile ilgili görüşlerinizi gönderirseniz çok memnun olurum.